1979 İran devriminden bu yana devrim muhafızlarına düzenlenen en kanlı saldırının yankıları sürüyor. Askeri geçit töreninde yaşanan saldırıda 24 olan can kaybı sayısı 29'a yükseldi. Ölenler arasında geçit törenini izleyen kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi. 70'ten fazla kişinin de yaralandığı saldırının sorumluluğunu İran hükümeti karşıtı Arap örgüt Ahvaz Ulusal Direnişi ile IŞİD üstlendi. Saldırıyla ilgili İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e göre saldırının arkasında Amerika var. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Faz Şikarçi de saldırının cevapsız kalmayacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York hareketinden önce gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerikan destekli Körfez ülkelerini İran'daki hükümet karşıtı Arap örgütlere mali ve askeri destek vermekle suçladı. İsim vermeyen ancak Amerika'yı işaret eden Ruhani, İran işlenen bu suça yasalar ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yanıt verecektir. Amerika bir kabadayı gibi davranıyor ve güç kimdeyse dünyanın etrafında istediğini yapabileceğini sanıyor. Amerika'nın yaptırımlarının üstesinden geleceğiz ve Amerika'yı bu saldırgan tutumundan dolayı pişman edeceğiz ifadelerini kullandı. İran devrim muhafızları da saldırının ardından unutulmaz ve ölümcül bir intikam alınacağını duyurdu. Gözlerin çevrildiği Amerika'dan da saldırıyla ilgili bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, radikal İslami terörizm belası karşısında İran halkının yanındayız ve onlara başsağlığı diliyoruz açıklamasını yaptı. Amerika'nın müttefikleri olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gerilimli ilişkilere sahip Körfez ülkesi Katar, en az 70 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York hareketinden önce İran'a başsağlığı diledi. Bu arada 4 kişi olduğu belirtilen saldırganlarla ilgili farklı haberler geliyor. İran basınına göre 4 saldırgan da öldürüldü. Vali yardımcısı Ali Hüseyin Hüseyinzade ise 2 saldırganın öldürüldüğünü, ikisinin de gözaltına alındığını açıkladı.